Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kaneviçe kursumuzun 7. dersini anlatıyorum arkadaşlar. Kaneviçe'yi yapmayı öğrendik. Biz 6. derste 3 bölü 4 Kaneviçe'yi de öğrettim ben size arkadaşlar. Ve artık siz istediğiniz modeli çok ağır olmamak kaydıyla yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. E, modeller uygulayabilirsiniz. Kumaşlarınıza modeller uygulayabilirsiniz. Peki ben kumaşıma modeli nasıl yerleştireceğim? <laughs> Şimdi bu derste onu anlatacağım size arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Hafif modeller beğenin ve mümkünse küçük peçetelerde ya da keselerde e, uygulayın. Direkt böyle büyük masa örtülerine falan başlamayın arkadaşlar. Hem e, gözünüz korkmamış olur. Hem kafanız karışmamış olur. Hem de ee, hemen bittiği için küçük böyle motive olmuş olursunuz arkadaşlar böyle büyük parçalarla e, işlemeler yapmanıza hemen başlamanıza gerek yok minik minik başlayın size motive olmuş olsun Şimdi kumaşımızı nakışa nasıl ha, e, hazır hale getiriyoruz ben size Onu anlatacağım arkadaşlar Şimdi bizim e, birinci şartımız neydi kumaşımıza Kaneviçe yapabilmek için e kaneviçe hesap işi hesaplayarak şablon pardon çizerek değil de şablon kullanarak yaptığımız bütün nakış tekniklerinde kumaşımızın en boy ipliklerinin eşit olması önemli. Kumaşımızın en boy ipliklerinin eşit olmasını eşit olması ne demek? Ben bunu size hem derslerde hem de daha önceki videolarımda defaatle anlattım. Kumaşımızın arkadaşlar bakın şimdi şunu bir kumaş olarak düşünün. Bakın, şöyle bir kumaş olarak düşünün. Bunu kumaşımızın hem eni var, hem boyu var. Kumaşımızın enini boyunu nasıl anlarız? Biz kumaşımızın boyu kumaşların kenarlarında şöyle ivler vardır arkadaşlar. Onları yukarıya doğru her iki yönden yukarıya doğru bak, bak, bakıyorsa, aşağıdan yukarıya doğru bakıyorsa bu kumaşımızın boyudur. Kumaşımızın yani şeyin kumaşçının kestiği yerde kumaşı kestiği yerde kumaşımızın enidir otomatik olarak birazcık komik oldu ama komikime gitti. Kumaşımızın enidir ve boyudur. Bunu bu şekilde anlıyoruz. Kumaşımızın yanındaki ivler bizim kumaşımızın yukarıya doğru bakacak. Bunlar kumaşımızın boyunu gösterir. Kumaşçının kestiği yerlerde kumaşın enini gösterir arkadaşlar. Bunu e, bu şekilde anlattıktan sonra bir de önemli olan husus bunlar böyle biraz detaydır ama önemli detaylardır ve bunları yapmanız gerekir. Şimdi kumaşınız kumaşı keserken eğer iplik çekerek kesmediyse muhtemelen kaydırarak kesmiştir. Çok profesyonelse hani düzgün kesen e, kumaşçılar var ama biz tabii ki e, çok güvenemediğimiz için kumaşımızın e, yamuk, siz böyle baktığınız zaman düz, düzgünmüş gibi durabilir ama yamuk kesmiş olabilir, böyle hafif kaydırmış olabilir. Biz bu kumaşımızı nakışı hazır hale getirebilmek için kumaşımızın burasının e, ipliğiyle burasının ipliğinin eşit hale getirmemiz gerekiyor. Onu da yapabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ben Evdeki bütün kumaşlara baktım bakayım şurada bir tane daha kumaşım var ha sanki bu yamuk mu? Ben bütün kumaşlarımın düz ipliğini aldığım için benim yamuk kumaşım yok ha şurada bir tane sanki var şurası yamuk gibi. Şuradan mesela size şimdi göstereceğim kumaşımızın düz boy ipliğini alabilmek için. Bakın arkadaşlar şimdi bazen kumaşlarımız bizim şöyle olur. Şuradan mesela şimdi bunu çizerek gösteriyorum ben size şöyle bir yamuk olur kumaşımızı. E, kesen kişiden kaynaklı olarak. Biz bunu düzgün yani biz kumaşın metrajını ölçerken şuradan baz almayacağız, buradan baz alacağız. Buradan aşağıya kumaşımızı ölçerken ki buradan aşağı ölçerken ki santimimiz farklı olur. Biz bunların düz ipliğini yani şu kumaşın şurasını buranın eşitliği haline getirmezsek ne olur arkadaşlar biliyor musunuz? Siz mesela diyelim ki köşe yapacaksınız ya da Pat diye buradan başladınız. Örneğiniz buradan bakın mesela diyelim ki siz bu düz, düz, boy ipliğini almadınız. Şimdi nasıl alındığını göstereceğim. Örneğinizi buradan başladınız. Buradan geliyorsunuz geliyorsunuz geliyorsunuz. Örnek buraya hop dayandı. Buradan geliyorsunuz bir bakıyorsunuz aa burada çok mesafe kaldı. Bunu engellemek için bizim kumaşımızın düz boy ipliklerini almamız gerekiyor. Düz boy ipliği ne demek? Şu dümdüz hale getirmek demek. Kumaşı şöyle dümdüz düz hale getirmek demek arkadaşlar. O yüzden mesela köşe yaptığınız zaman da bu şuradan 3 santimden ölçüyorsunuz. Bu aşağı inmiş oluyor. Bu buradan ölçüyorsunuz. Buraya gelmiş oluyor. Yamuk olmuş oluyor. O yüzden düz boy ipliklerini almak önemli. Düz boy ipliklerini nasıl alıyoruz? Kumaşımızın bakıyoruz şimdi. Genellikle e, enden alıyoruz. Çünkü boyda ivler olduğu için buralar düzgün oluyor. Ama mesela diyelim ki siz e, kumaşınızı kessiniz. Şimdi kumaşlar enleri mesela. 1.40 ende olan var. 1.60 ende olan var. 2, 2 metre ende olan var. Siz mesela 30 santimlik bir şey yapacaksınız. Peçete yapacaksınız. 2 metreyi nasıl keseceksiniz bu sefer? Yine boydan da bu sefer düz boy ipliği alacaksınız. Bu sefer buradan keserken şöyle de içeriye alırsanız yine yamuk olmuş olur. Küçülce, küçük hale getireceğiniz zaman boydan da kumaşınızın düz boy ipliğini almanız gerekiyor. Şimdi düz boy ipliğini nasıl alıyoruz? Bakıyoruz kumaşımızın en yamuk yeri neresi? En yamuk yeri şurası. Kısa yeri. Buradan kumaşımızın bir ipliğini çekiyoruz. Bakın şimdi burada sanki inşallah yamuktur. Ben çünkü genelde alırım. Bir iplik iki iplikden bir şey olmaz demeyin alın arkadaşlar. Bir santim bile yarım santim bile önemli. Şimdi bakıyorum en yamuk yeri bunun şurası. Bir iplik buradan çekiyorum. Şöyle çekiyorum. Bakın şimdi bu içeriye doğru yamulacak. Şöyle kumaşımı yavaş yavaş arkadaşlar hiç acele etmeden hop çektim. Bakın arkadaşlar burada iplik sıfırken burada içeriye girdi. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu düz boy ipliğini aldığım zaman bunu keseceğim. Burayı keseceğim. Şöyle Şöyle keselim. Bakın arkadaşlar bunlar önemli detaylar. Belki de hani kaneviçeyi öğrendik ama bunu yapmazsanız bu işlemleri yapmazsanız işlediğiniz örtü hiçbir şeye benzemez. Ben size söyleyeyim. Evet bakın. Şimdi buradaki iplik e, hizasıyla buradaki iplik hizası eşit oldu. Bakın arkadaşlar çekelim bir tane iplik. Hop, çekemedim. Bakın hop aynı hizada çıktı gördünüz mü? E, eşitlemiş olduk. Bunu yaptık. Bunu mutlaka yapıyoruz. Ee, bir de bazı dokumalarda şöyle bir şey vardır. Kumaşımızın ipliğini çektiğimiz zaman kumaş şöyle bir yamuk gibi gözükür. Bu arkadaşlar kumaşınızın yamuk olduğu anlamına gelmez. Örerken şimdi siz düz boy ipliğini aldınız. Şöyle kumaşı serdiniz. Bakıyorsunuz ki bu kumaş yamuk duruyor. Ben bunun düz boy ipliğini aldım. Bu kumaş niye yamuk duruyor? Bu kumaş düz duruyor aslında arkadaşlar. Tamam mı? Hani kafanız karışmasın. Buradaki iplikle buradaki ipliğin eşitse. Yani hizası ipliği çekiyorsunuz ya demin gösterdiğim gibi. Hiçbir yukarıdan iplik kalmadıysa. Kesecek ipliğiniz kalmadıysa. Bu kumaş böyle yamuk durursa, Şöyle de dursa. Bazı kumaşlar şöyle duruyor. Bu kumaş düzgündür arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Onu düzeltmek için şöyle hafif elinizle esnetirsiniz. Düzelir. Bu düz boy ipliğinden hariç söylüyorum arkadaşlar bunu. Düz boy ipliğini aldıktan sonra kumaşınız yamuk duruyorsa bakın düz boy ipliğini aldıktan sonra kumaşınız yamuk duruyorsa şöyle hafif düzeltirsiniz o eşitlenir o sıkıntı değil. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu dört bir tarafından yaptıktan sonra kumaşımızı şuraları düzeltelim işlemeye hazır hale getiriyoruz. Bu etemin kumaşlar içinde dahil. E, bu dikiş dikerken bile dahil arkadaşlar bir kumaşın düz boy ipliğini almak önemlidir. Kumaşınızı ne işliyorsanız ne yapıyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Yoksa e, düzgün bir yaptığınız hiçbir şey düzgün olmaz. Nakış dikiş ne yapıyorsanız yani. Bunun dört bir tarafından bakın arkadaşlar mesela bu benim küçücük bir parça bakın. Her tarafından düz boy ipliğini aldım. Çünkü bunun eni 160'dı. Ben bunu küçücük böyle size göstermek için örnek bez olarak kestim. Her tarafından düz boy ipliğini aldım, eşitledim. Şimdi bir model beğendiniz diyelim. Şimdi farz edelim ki farz edelim ki bir model beğendik. E i̇ster köşe, ister orta fark etmez. Mesela şimdi öncelikle ben size e, köşeyi anlatacağım, sonra ortayı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bir tane köşe model bulalım kolay olsun bir tane köşe model bulalım bakalım e, bu detaylar e, kafanızı karıştırmasın yani şimdi hani şey gibi oldu matematiği anlatırsınız çocuğa hani uygula bakayım dediğiniz zaman çocuk bocalar ya ama bocalamayın arkadaşlar bunları deneyin O yüzden diyorum hani küçük peçetelerde denerseniz böyle şeyleri daha kolayınıza gelir Heh, şurada bir tane basit bir örnek buldum bakın Arkadaşlar bu şimdi köşe bir model bakın şurası köşe bir model ben bunu kumaşımın köşesine nasıl yerleştireceğim şimdi şunu şuraya şöyle koyalım olmasın şimdi kumaşım benim bu köşesine en boy ipliklerini düzelttim her şeyini yaptım kumaşımı e, hazır hale getirdim ben şimdi modeli beğendim bu modeli işleyeceğim hemen hop diye dibinden buradan başlayamam. Belli bir mesafe kıvırma payım olacak. Ee, kıvırmak istemeyip dantel dediksen belli bir mesafe boşluk bırakmam gerekiyor. Şimdi ben kenarı e, kıvıracak şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Siz eğer dantel dikecekseniz kaç santim dantel e, kaç santimden sonra dantel dikecekseniz o kadar boşluk bırakacaksınız. Sonra nakışıya başlayacaksınız. Onu söyledikten sonra şimdi köşe yapacak şekilde anlatıyorum. Genelde e, peçetelerde e, ya da masa örtülerinde. Peçetelerde genelde 2 buçuk santimlik bir kenar bırakıyoruz. Masa örtülerinde 3 santim ya da 4 santim. 4 santim de bırakıyoruz masa örtülerinde. Ben size şimdi peçete üzerinden anlatıyorum. 3 santimden köşe yapmamız gerekiyor. Ben köşeyi yaparken size anlatmıştım. Köşe yapabilmek için 3 santimlik bir köşe yapabilmek için ne yapıyorduk? 3 santim Köşemizin mesafesi 3 santim içine kıvırma payı içeride kalacak mesafe. 1 santimde kıvırma payı yani toplamda 7 santim. 7 santimden sonra işlememizin işlemi işleyeceğimiz yeri düzenlemeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Kumaşımız bizim bu. Bakın 3 santimlik bir köşeden bahsediyorum. 7 santimden şöyle aşağıdan yukarıya. 7 santimi işaretledik. Bunu dört bir taraftan yapacaksınız arkadaşlar. Sonra buraya geliyorum. Buradan ölçüyorum. Bakın 7 santim burada. Şurada iğnemi buraya takıyorum. İsterseniz uçan kalemle çizebilirsiniz. Arkadaşlar çok teferruatlı uğraşmaya gerek yok. Sonuçta pratiklikte zaman, zaman da bizim için önemli. Bakın buradan aşağıya 7 santim. Ee, buradan buraya da 7 santim. İğneyi koydum. Burası bizim köşe iyi yapabileceğimiz yer. Bakın şuraya da bir tane şöyle iğne koyayım. Görürsünüz şimdi. Şurası da şöyle köşe yaptık size. Her şey arkadaşlar ben iğneyle yapıyorum. Böyle iki saat çizmiyorum. Bazı arkadaşları görüyorum e, kumaşları böyle defter gibi çiziyorlar. Hiç gerek yok. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi biz modelimizi buradan sonra yerleştireceğiz. Şimdi 7 santimden sonra modeli hemen bu iğnenin dibinden başlarsam da güzel bir görüntü elde edemem. Ne yapıyorum arkadaşlar? 1 santim ya da 2 santim modelimiz ya çok da böyle ortada kalacak şekilde değil de böyle Hafif güzel bir hoşluk olsun diye. Bazı arkadaşları görüyorum. Koşum, köşe modeli geliyorlar. Neredeyse ortaya koyuyorlar. O da olmaz. Böyle göz var, göz var izan var derler ya. Hani şöyle bir iki santim. Şöyle hesaplıyoruz. Bakın ben size şimdi şunu şuradan nokta koydum. Bu da uçan kalem. Bir kurşun kalem aslında arkadaşlar. Bakın iki santimde şuradan noktayı koydum. Ben şimdi modelimi şuradan başlarsam. Bakın. Şuradan şöyle modelimi şuraya yerleştireceğim. Benim modelimin en ucu, işleyeceğim yerin en ucu şuralara gelecek şöyle. Bakın şöyle. Benim modelim şurada başlamış olacak. Ben buraya bakın o kadar sanki çok mesafe bırakmış gibiyim ama burası içeriye kıvıracağız. Burayı içeriye kıvıracağız. Buraya isterseniz antika yapabilirsiniz. isterseniz ajur yapabilirsiniz. Ajur yapabil yap yapmak için de mesela ajurun mesafesini bıraktıktan sonra bunu hesaplayacaksınız. Oraya şimdi anlatmıyorum ben size. Antika yapacak şekilde bahsediyorum arkadaşlar. Köşenin yerini ayarladıktan sonra 1 santim ya da 2 santim içeriye girdik. Şuraya desen çalışıyoruz. Şimdi bu deseni nasıl çalışıyoruz? Şablonumuzu aldık. Şu köşe bakın şurası tam şuraya şunun kesiştiği yere gelmesi gerekiyor. Yani şu noktaya gelmesi gerekiyor. Şurada olacak şekilde. Modelim benim burada olacak şekilde şunu ayarlamam gerekiyor. Nasıl ayarlıyorum arkadaşlar? Bakın bu model e, kolay bir model. Şunu anlatayım ben size. Bakın şurada şurayı anlatayım. Çünkü buradan hemen başlayabiliriz. Şurayı anlatıyorum. Bazı modellerde buralar aşağıda oluyor. Bizim tam köşeye geleceğimiz yer içeride kalmış oluyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bizim şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bakın modelimizin en dış çeperi, en dışta kalan, yukarıdan aşağı gelen yeri ile sağdan sola gelen yeri burası. Şuranın kesiştiği yer bakın şöyle kesiştiriyorum. Evet şuradan da aşağıya getiriyorum. Burası. Burası arkadaşlar bakın şurası. Burası. Burayı anladık değil mi? Şurası, burası bakın modelim benim ama buradan başlıyor. Bunu yapabilmek için şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Bunu buradan nasıl başlayacağım arkadaşlar? Sayacağım. Şimdi sayıyorum bakın. 1 2 3 4 bakın buradan yukarıya 1 2 3 4 5 6 7. 7 kare saydım. Buradan 1 2 3 kare saydım ve ben Şuradan başlayabilirim. Şuradan başlayabilirim. Bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? <laughs> Şimdi bakın sayıyoruz. 2 iplikten kaç iplikten yapıyorsanız o kadar sayacaksınız. Şimdi ben 2 iplikten e, 14 tane iplik sayacağım. Ya da 2 tane 2 tane atlayarak 7 tane sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 saydım. Bu hizaya geldim. Buradayım. Şimdi buradan sayıyorum burası 1 2 3 bunu da saydım ve ben şuradan çarpıyı başladığım zaman şu modeli yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet iğneme şimdi ben 2 kat muline taktım. Düğümsüz başlamada olduğu gibi taktım. Şu iğnemin olduğu yere bakın beyaz iğnemin beyaz uçlu iğnemin olduğu yere ben şimdi çarpı yapacağım. Nereye yapacağım arkadaşlar? Burayı yapacağım şuradan başlamış olacağım. Tam şuradan başlamış olacağım. İlla yukarıya doğru mu saymam gerekiyor? Hayır, buradan da sayabilirsiniz. Mesela sayalım 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane kare sola geldim. 1 2 3 tane kare. Yukarıya çıktım. 3 tane kareden sonra şurayı yapmaya başlayabilirim. Bunu anlatıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle hani çizmenize falan da gerek yok. Şimdi buradan bakın ben şimdi demin saydığım yerden başlıyorum. Şunu aldık. Buraya hemen Şimdi bu kitabı şöyle alalım çünkü beni engelliyor. Evet bakın arkadaşlar şimdi. Şu iğneyi de alalım. Bunlar artık benim işime yaramıyor. Şimdi bakın modele başladım. Neredeyim? Bakın. Bunu yapmış oldum. Şunu yaklaştırayım. Bakın bunu yapmış oldum. Ne yapıyorum? 1 2 3 tane yan yana yapıyorum. Bakın bir taneyi yaptım. İkinciyi yaptım. Ve üçüncüyü yaptım. Bundan sonra deseninizde ne varsa sonrasında işte deseninizde ne varsa buradan başlamış oldunuz. Yani bakın buradan aşağıya da şimdi üç tane inelim. Ben size şimdi köşe bakın köşe burasıydı zaten. aşağı 3 tane inelim. 1 Benim kuş geldi yine. Benim bir tane kumrum var. Sesi geliyor mu bilmiyorum bayağı bir ötüyor. Bakın arkadaşlar. Benim şimdi yaptığım yer burası burası şurayı yaptım arkadaşlar. 3 tane sola geldi. 3 tane aşağıya indim. Bakın tam köşem benim normalde burası. Burası da tam köşeye gelmiş oldu. Bakın tam köşeye gelmiş oldu. Görüyor musunuz? Köşeyi bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi köşe model bu şekilde çalışılıyor. Bir de e, sadece köşede çalışma yapmıyoruz. Kenarda da e, çalışma yapıyoruz. Ortada da çalışma yapıyoruz. Ben şimdi size kenardaki modeli anlatacağım arkadaşlar. Kenara, kenardan nasıl başlıyoruz. Bir tane model bulalım. Ben şimdi size bu derste bütün hepsini anlatacağım arkadaşlar. Kenarda, köşede ve ortada modellere nasıl başlanıyor onu anlatacağım. Şimdi farz edelim ki bizim, şöyle güzel bir tane model bulalım. Farz edelim ki bizim şöyle bir modelimiz var. Bakın şu. Ben bunu ke kumaşımın kenarına yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Bu benim kumaşıma sığacak mı, sığmayacak mı? Bunu nasıl hesaplayacağım ben? Şimdi benim kumaşımın kenarı burası arkadaşlar. Ben bunu buraya işlemek istiyorum. Bu benim buraya sığacak mı? Ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi buraya bir tane herhangi bir yere bir tane iğne takıyorum. 10 tane çarpı sayıyorum sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 tane saydığım zaman burada 10 tane çarpı olmuş oluyor. 10 tane 2 iplikten yaptım çünkü. Bir de şöyle sayayım. Bakın kafanız karışmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı yere geldim. 2 iplikten yaptığım için 20 tane iplik saymış oldum. Buraya şimdi ben ölçüyorum. Benim kumaşımda fark et, ince kalın kumaş fark etmiyor. Sizin kumaşınız hangisiyse. 10 tane çarpı kaç santim yapıyor? 10 tane çarpı 2 santim yapıyor. Orta kalınlıktaki bir kumaş. Şimdi ben sayıyorum. Modelimi sayıyorum. Sayıyorum bakın. Onar onar zaten bölmüş. Şimdi burayı en başta saymayalım. Çünkü burada şey var. Burada 7 var. 7, 17. Çünkü 3 tane boşluk var. 7, 17, 27, 37, 47, 57. 67'den 3 çıkarsa ne kalır? 64. Burada 64 tane çarpı var. Şu uçtan şu uca kadar 64 tane çarpı var. Şimdi 10 tane çarpı 2 santimse 60 tane çarpı 3 kere 6 18. Yani 18 santim ediyor. Burası 18 santim ediyor. Benim kumaşımda 18 santime tekamül edecek. 10 tane çarpı 2 cm ise. Pardon 12, 12 santim edecek. Kafam karıştı. <laughs> 10 tane çarpı 2 cm ise 60 tane çarpı 2 kere 6 12. 2 ile çarpacaksınız. 12 santim ediyor. İşte... Biz 12, 13, 13 santim falan ediyor çünkü 4, 4 tane daha çarpımımıza 12, 13 santim ediyor. Bakıyorum, benim kumaşım kaç santim? 20 santim, diyelim. 24 santim. Yani benim kumaşıma model şu kadar denk gelecek. Bakın, şu kadarı denk gelecek. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? şu Benim kumaşımın düz boy ipliklerini aldıktan sonra işleyeceğim yere bakın şöyle, şunları şimdi artık çıkartalım. Bunda işimiz kalmadı. Kumaşımı ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle katladım. İşleyeceğim yeri şöyle elimle ütü izi yapıyorum. Açıyorum tekrardan. Benim işleyeceğim yerimin ortası tam burası. Nasıl başlayacağım arkadaşlar? 7 santim kenar kıvırma payı veriyorum. Şuraya. 2 santimde boşluk bırakıyorum. Ne boşluğuydu bu? Bu hoş dursun diye 2 santim, 3 santim. Bir, 3 santim bırakma. Niye 2 santim bırakın? Niye buçuk santim bırakın? Ben modelimi buradan başlayacağım arkadaşlar. Modelimi buradan başlay buradan başlayacağım. Ne yapacağım şimdi? Burada kaç tane vardı? 64 tane çarpı vardı. Buradan buraya kadar. 64 tane çarpı vardı. 64 tanenin 64'ün yarısı nedir? 32'dir. 32'yi bulacağım şimdi. 7 17 27 28 29 30 31 32 Benim bu modelde modelimin tam ortası şurası. Şurası. Ne yapacağım arkadaşlar? Modelimin ortasıyla Şuranın ortasını denk getireceğim. Önce bir tarafını işleyeceğim. Sonra bir tarafını işleyeceğim. Bakıyorum ortasında mesela şimdi benim kumaşım, modelimin ortası burası ya bakın en uçta bunlar var. Benim modelimin en ortasında zaten hiçbir işlem yok. Nerede var? Ortasından sonra 1, 2, 3 tane kareden sonra şurada bir işlem var. 3 tane kare sayıyorum. Şu çizgideki kod numarası neyse iğneme ipliğimi takıyorum ve buradan başlıyorum. Yani şöyle yapıyorum. 2 santimden sonra şimdi ben buradan işleyeceğim ya arkadaşlar bakın. Şuradan sonra işleyeceğim ya burası boş yukarıya doğru boş. 3 tane kutu sayacağım. 1, 2, 3 tane kutu saydım. Bundan sonra şuraya çarpı yapacağım çarpıyı yapmaya başlayacağım. Modelimin şekline, şemaline göre artık neyse önce bir tarafı yapacağım, sonra bir tarafı yapacağım. Bu kenar, e, kenarda işleme yapabilmek için bu yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar hesapladıktan sonra. Bir de ortadan nasıl başlanır? En kolayı onu yapacağız arkadaşlar. Modelimizin tekrardan kaç santim olduğunu kumaşımıza sığıyor mu, sığmıyor mu deminki gösterdiğim yöntemle e, ayarlıyoruz. Arkadaşlar kumaşımızı en boy ipliklerini aldıktan sonra ortadan ikiye sonra da bir daha ikiye katlıyoruz ve dörde katlamış oluyoruz. Bakın şu şekilde. Buraya bir tane iğne takıyoruz. Bakın ben bunları hiçbirini çizmeden anlatıyorum size arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum daha pratik. Çünkü bizim için zaman önemli. Onu çiz, bunu çiz hiç gerek yok. Burası benim kumaşımın ortası. Kumaşım dikdörtgen olabilir fark etmez. Dörde katladım. Önce ikiye katladım sonra ikiye katladım. Burası benim kumaşımın ortası. Sonra geliyorum bir tane orta model buluyorum. Mesela diyelim ki şu tabak diyelim. Bunun ortasını bulacağım arkadaşlar. Bakıyorum kaç tane var? Bakın bunu da 5'er 5'e beşe ayırmış. 5 10 15 20 25. 5'er 5'er ayırmış bunu. Bu şekilde sayıyorum. E illa kare bir model olması gerekmiyor. Uzun model de olabilir. Mesela ortada tam ortaya şöyle ince uzun bir dal yerleştirmek gerekiyor. Mesela şunu anlatayım. Bakın şunun eniyle boyu eşit değil. Bunu anlatayım daha rahat anlarsınız. Şimdi sayıyorum. 5. Bakın o modeli sayıyorum. Burada 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Evet bir tane de şu bunu zaten saymayalım. 40 tane enine 40 tane bunu sayalım. Şuradan sayalım. Sunuşumu sonra ekleriz. Daha rahat olur. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29'da boyunak çarpımız var. 40 tane eninde... 29'u 30 diyelim. 40'a 30 bizim bir modelimiz var. Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 40 tane eninde olduğu için sayıyoruz. 10, 5, 10, 15, 20. Şurası modelimin eninin ortası. Yukarıdan aşağıya da 15 sayacağız. 30'un yarısı 15. 5, 10, 15. Şurası da benim modelimin bakın şimdi bunların kesiştiği yer şöyle geliyoruz. Bakın çizgiler bize yardımcı olacak. Bunların kesiştiği yere geliyorum. Böyle geliyorum, takip ediyorum. Tam şuraya geldim buradan. Buradan da buraya geldim. Bu benim modelimin ortası. Bu modelin ortası burası. Şurası. Burası şu iğneyi taktığım yere denk gelecek şekilde buradaki sembolün rengi neyse iğnemi onu o rengi takıyorum ve ortadan başlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra sağa sola işte anlattığım gibi önce ben hani ne yapıyordum? Önce burada ne kadar sembol varsa aynı şekilde işliyordum. Ondan sonra ötekilere geçiyordum. Buradan başlıyorsunuz. Modelinizi kumaşınızın ortasına bu şekilde yerleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde modeller kumaşlara nasıl yerleştirilir? Kumaş nakışa nasıl hale getirilir? Buydu. Bu dersten sonra da arkadaşlar artık siz kaneviçeyi yapabilirsiniz. Bu dersi anladıysanız bu dersi uyguladıysanız bundan önceki derse kadar 6. derste ben size 3 bölü 4 kaneviçeyi göstermiştim. Onu da denediyseniz ve diğer teknikleri 6. derse kadar geldiyseniz ve başardıysanız örnek bezinizde bunu uygulayarak isterseniz köşe isterseniz orta isterseniz kenarda model uygulamaya başlayabilirsiniz ve artık siz bir kaneviçe öğrenmiş olan kişisiniz arkadaşlar öğrenciliğiniz sona ermiş oluyor bundan sonrakiler artık teferruat bundan sonra işte daha böyle bir tık uzmanlık gerektiren şablon okumalar var farklı teknikler kullanarak hani süslemeler var ama siz bu yedinci derste artık kaneviçeyi bilen birisiniz arkadaşlar bunu söylemiş olayım. Siz artık kaneviçe bilen birisiniz. Eliniz alıştığı zaman, işte kendinize güvendiğiniz zaman örneklerinizi böyle büyütebilirsiniz. Eğer kendinize çok güveniyorsanız, eğer bu dersi yapabiliyorum ben diyorsanız, bunları yapabiliyorum artık ben uzmanlaştım diyorsanız da siparişte artık alabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim bugünkü ders buydu. Bir dahaki videolarda artık. Farklı konularda anlatacağım. Farklı derslerde anlatacağım. Yine kaneviçe ile ilgili de dersler anlatacağım. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt ile ilişki merkezi instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız... Benim yeni paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve daha fazla kitlelere ulaşması için beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.